Selamünaleyküm değerli izleyenler. Ben Selami Arzum. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün fındık zurufundan, fındık talaşından, bizim burada talaş diyorlar. Fındık talaşından, zurufundan doğal gübre elde etmeyi size çok kısa bir şekilde özetlemeye çalışacağım. Şimdi genelde şöyle bir gösterir misin? Bakın bu bizim fındık harmanımızın fındık talaşı, zurufu. Şöyle devamını da göster. Böyle. Şimdi önceki yıllarda burada bir fındık zurufundan tarım kirazıyla kompost hazırladık. Bunun çok farklı yolları var, yöntemleri var. Daha geliştirilmiş ve daha faydalı olanları da var. Onları da takip edebilirsiniz, bakabilirsiniz. Ancak ben çok kısa, herkesin yapabileceği bir şekilde yapmaya, sizlere göstermeye çalışacağım. Çünkü neden? Daha önce yaptığımız için ve sonuç aldığımız için bu yöntem basit ve kolay. Şimdi bu kadar yığınımızın hepsini kompost hazırlamayacağız. Daha önceki yıllarda yaptığımızda tamamını yapmıştık. Şimdi bunu bu yığının tamamını biz gördüğünüz mısır tarlamız olduğu için mısır tarlamızı olduğu gibi seriyoruz. İnanın mısır tarlamıza bu şekliyle serdiğimiz yerdeki mısırın gelişimi bile çok fark ediyor. Bunu göreceksiniz. Bahçenizde, bostanınızda, domatesinizde, biberinizde deneyebilirsiniz. Şimdi ben seranın içine kullanacağımız kısmı, bakın şuraya bir zemin hazırladım. Yaklaşık 20-25 santim geniş kalınlığında, bakın 20-25 santim kalınlığında, kısaca özetleyeceğim inşallah. Kalınlığında, 25 santim kalınlığında tarım kireci, bakın en basit tarım kireci, normal kireç de olabilir. Tarım kirecini şimdi yapacağım sistemde size hemen göstereceğim. Bakın çok basit bir şekilde. Ara ara videomuzu durduracağız çok uzamasın diye, ama çok kısa bir şekilde anlatacağım. Şimdi bakın. Şimdi şu şekilde yaptığımız katmanları şöyle. Şimdi bu tarım kireci ne işe yarıyor? Biraz yaklaşırsan onu da anlatmaya gayret edeyim. Tarım kireci bunun daha hızlı bir şekilde yanmasını sağlayacak. Bunu ne yapıyoruz? Bakın bu şekil serdik. Bir 20 santimlik, 25 santimlik bir katman oluşturduk. Tarım kirecini serdik. Şimdi tekrar üzerine şöyle atayım. Önce anlatayım, ondan sonra yaparken devam edelim. Tekrar üzerine bir 20-25 santimlik atacağız. Zuruf atacağız. Tekrar tarım kireci, tekrar zuruf, tekrar tarım kireci. Daha sonra ıslayacağız. Üzerine bir branda ile örteceğiz. 10 günde bir, 15 günde bir ıslatıp brandayı kapatacağız. Yaklaşık 2-3 ay içerisinde çok müthiş bir derecede bostanda, bahçede, fındık tarlasında da kullanabilirsiniz. Bunları yakmayalım. Bunu hiçbir şey yapamıyorsak, bakın bunu bize zor geliyor. Bahçeye götüremezse, mümkünse bir bahçeye, bir tarlaya yayın bunu. Yani göreceksiniz faydasını. Bir de yaktığımızda hem çevreye zarar veriyoruz, hem bunun dumanı günlerce gitmiyor köylerde. Zaten yakıp da zararını görenler bilirler. Havaya da zararlı. Çevreye de, börtü böceğe de zararlı. Tamam, bu iş zor gelebilir. Bana da zor geldiği için ben de bunu zaten ne yapıyorum? Hepsini değil, bir kısmını. Mısır tarlasına yayıyorum, ama bunu şimdi serada kullanacağız. Doğal gübre bu şimdi. Bakın bunu yanmış. Yandığı zaman, yaktığımız zaman bunu seraya atarken de size göstereceğim inşallah. O günler gelince inşallah. Ben buraya yapacağım kadar yer ayarlıyorum. Serayı kullanacağımız kadar. Şöyle yerini de açalım şuraya. Ne kadar yeri yaptığımız belli olsun. Ayıralım onu. Bu kadar. Böyle mümkün olduğunca her yerine serpiyoruz. Yaklaşırsan. Bazen.
Şimdi bir de ısıtacağız bunu. En son işimiz bitince. Bak şimdi tekrar serdik. Şimdi tekrar ısıtacağız. Diğer tarafı da atayım. Bir daha şey yapayım. Şimdi bir daha yaklaşayım. Şimdi buna eğer hayvan gübresi varsa kişide, hayvan gübresi varsa hayvan gübresi karıştırabilir. Koyun gübresi karıştırabilir. Evdeki çay artıkları karıştırabilir. Yani bu zenginleştirilebilir. Ama biz basit bir şekilde gösteriyoruz şu an. Bakın tekrar söylüyorum. Bu fındık zurufunu, fındık talaşını yakmayalım. Yani yakmazsak daha iyi olur. Çünkü yaktığımızda hem doğaya zararımız var. Ha, bunu ben yapamam. Bunu yapmayalım. Ben de öyle yapıyorum zaten. Şimdi bunun tamamını mısır tarlamıza yayacağım hiçbir şey yapmadan. Direkt olduğu gibi yayacağım sürümden önce. Bunu ne için yapıyorum? Tekrar söylemiş oluyorum ama bunu serada kullanacağımız organik gübre olsun diye. Hem seraya normal suni gübre vermemiş oluyoruz. Hem de bu zurufumuzu değerlendirmiş oluyoruz. Kesinlikle kesinlikle denenmiş ve faydasını görmüş bir yöntem bu. Mümkün olduğunca videoyu da durdurmadan yapıyoruz ki bu kadarlık bir hazırlanışı da siz görün istiyorum yani. Tabii biraz hızlı yaptığım için yordu ama olsun. Bir faydamız olur inşallah. Geçenlerde sesim çıkmayabilir. Azıcık yaklaşayım. Mikrofonu da hep unutuyorum. Kusura bakmayın ya. Geçenlerde Azerbaycan'dan bir takipçimiz var. Elşat Bey. O sormuştu bunu ne yapmam lazım diye. İnşallah bu videomuzu Elşat Bey izler de ona da burada videoyla anlatmış oluruz inşallah. Kendisine tarif etmiştim. Bu konuda teknik bilgisi olanlar bunun daha iyi nasıl güzel olur, daha iyi nasıl yapılabilir
kısmını bilen kişiler de videoya yorum yazarsa bu işi merak edenler o yorumlardan da daha iyisini öğrenmiş olur. Biz de öğrenmiş oluruz. Temizleyin. Videomuzu bitirebiliriz. Son kısmını da yapayım. Evet, son kısmını da yapalım. Başla başlat. Şimdi burayı son halini verdik. Tekrar kapatacağım, ıslatacağım, brandayı da örteceğim. Videoyu da burada bitireceğiz. Yani yapılması gerekeni anlatmaya çalıştık videoda. Tekrar en son kireci döktüm. Yine bir 20-25 santimlik dökeceğim. Videoyu burada direktmen bitireceğim inşallah. Kaç dakika oldu bilmiyorum ama 10-15 dakika içinde hallettik herhalde, değil mi? 11 dakika oldu. Yani aşağı yukarı 200-240 metrekareye seraya dökeceğimiz kadar yeri 15-20 dakikada hazırlıyoruz yani. Çok da zor değil aslında. Tamamen her yerini örtüyoruz. Kolay bir şey yok. Yorulmadan da bir şey yok. O yüzden biraz yorulacağız. Bak, kendi haline bile ıslanınca gübre olmaya başlamış. Baksana şuna. Zaten gübre olmuş neredeyse. Böyle kenara takayım ki atacağım, güzel belli olsun. Bir sanki suyu aç kızım. Ne güzel ha. Çeşmeyi açıyorlar. Daha hızlı bir şekilde yanmasına, daha hızlı bir şekilde aslında şunu da söyleyeyim, dedim ya daha iyi bu işi bilenler yorumlara yazsın diye, normalde bunu 15-20 günde bir açtığımızda ya da haftada bir açtığımızda sadece ıslatmak değil aslında karışması gerekiyor ama şimdi traktörümüzde kepçe yok, bir şey yok, bunu çok zor gelir o kişiye. Ben de önceki yaptığımız zaten o şekil yapmamıştım. Ama sonuç elde ettiğim için ben de bu şekil gösteriyorum. Çünkü niye? Hani vatandaşa zor gelip de ya bununla mı uğraşacağız deyip de ateşi vermesin yani zırfa. Ben yapabilirim. Sen de yap. Şöyle uzaktan tutabilirsin. Başlıyor musun? Yavaştan tut, ondan sonra gidip çeşmeyi kapatalım mı?
Arkada demir var. Daha şey gelme. Takılma. Gel şöyle gel. Buradan gel oradan. Tamam. Sen çekmeyi kapat şimdi. Olur mu? Yağmurda başladık. Yani eski brandayla eski bir branda bu. Çok bu işlerde bir brandaları kullanıyoruz, eski brandaları. 2-3 dakika branda. Tamam, şöyle etrafımda göster, hava almayacak bir şekilde. Kapattığımız görünsün. Şimdi ben bunun kenarına ağırlıklarını koyayım. Odun parçalar, taşlar falan. Bu şekilde kenarları kapandı komple. Sonra açacağız tekrar. Evet, değerli izleyenler. Fındık zurufundan, fındık dalaşından organik gübre yapmayı size bu videoda göstermeye çalıştım. Daha ayrıntılı yorumlar yapabilirsiniz. Bildiklerinizi anlatabilirsiniz. Bilmeyenlere de, bizlere de örnek olur. Benim yaptığım sistem bu. Faydasını gördüm, size de tavsiye ederim. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.